Şimdi hazır mıyız? Sıradaki maçımız. Benim biraz şeyin sesi az kalmış kulaklığın. Şunu arttırayım. Maç ne oldu? Oo arkadaşlar. Evet arada başımıza gelen bir şey. Benim mega randımda en sevmediğim şey. Çift TC ile başladı rakipler. Kırmızıyla GLX Killer'ı görüyoruz. Kendisine God geldi. Karşı rakibe de GLX Çakal. Tüton geldi. Bu turmada bayağı got gördük ya. Şansa çok got geliyor. ilginç. Evet. Kim alır arkadaşlar biliyor muyuz? Hemen beloları söyleyeyim ben size. Bir fikir vermesi açısından. GLX Çakal 1572. GLX Killer 1421. Yani GLX Çakal biraz daha avantajlı. Bir arada 150 elo var. Mavi bir tık daha. Sanki kazanması muhtemel ama... Mega random olduğu için şu an bu kadar basit olmayacak hiçbir şey. Haritada resource bayağı bol. İki tarafta da geyikler, koyunlar, altınlar güzel. Taş bir tık az. Beri var. Güzel burada da bakalım aynı şekilde. Haritanın ortasında hiçbir şey yok. Bir elik, ufacık taş, ufacık altın ve bir ayı. Ee, mavi de durumlar yine benzer. Güzel geyik var haritada. İki tarafta da domuz yok. Çünkü o yüzden geyikleri toplamaları gerekiyor. Bu arada biz ben şu şey ekranda bıraktım mı? Yok bırakmamışım güzel. İyi olan GLX kazasını çakal alır. Çakalın evet bir tık daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz Elos'una bakıp. Şimdi gerçekten kim alır görelim. Çift, çift, TC savaşları arkadaşlar birazcık her zaman zordur. Burada yüksek elolu oyuncuların şansı biraz daha yüksek. Çünkü iki TC yöneterek oyuna başlamak tek TC'ye göre daha zor. Şimdi idle zamanlardan da bakarsak mesela GLX Killer 1.47 aydıl zamanda ve aydıl vermeye devam ediyor. Ama çakal o kadar da idle vermedi. 1 dakika verdi ve şu an artık çok da vermeyecek gibi. Hamza Enis'e DC baksana geldi. Bakayım dedi. Şimdi Gold vs. Tüton. Hangisini tercih ederiz? Yani değişir. İkisi de çok iyi infantry sivi. Yani infantry şampiyona şampiyon kapıştıklarında Tüton her türlü alır. E, i̇ş kale savaşına dönerse Tütonik Knight'lar da normalde fuskarları rahat alır ama Tüton'un en büyük dezavantajı yavaş. Yani infantry olsa da işte kale askeri falan çok yavaş. Atlısı deseniz husbandır yok. O yüzden atlısı da hep böyle bir tık yavaş. Burada eğer Got bir şekilde işi late'e götürürse iyi bir ekoyla Fuskar Huskar artı rakibi tabii ne oynayacağına göre değişir. Arkasına ekleyeceği şeyle iş değişebilir. Maç başlarında sirlerin Eko ve asker avantajlarını söyleyebilir misin? Söylemeye çalışayım. Hatta bununla ilgili bizim şeylerimiz de vardı ama şimdi eklemeye kalkarsam uzun sürecek. Her sivin avantajını gösteren. Ben size şöyle çok hızlı hızlı hemen söyleyeyim. Şimdi ilk önce Got'a gelelim. <laughs> Got'a gelelim deyince de. Evet arkadaşlar Got. Got'un en büyük özelliği nedir derseniz hem de orada olalım bir yandan şu an kırmızıdayız. Got'un en büyük özelliği bir kere infantry'leri yani piyadeleri daha ilk çağdan itibaren %20 food diskantı ile başlıyor ve gitgide ee, sadece foot da değil hatta toplam %20 discount'la başlıyor. Imp'te %35'e kadar discount'a ulaşıyor yani her çağ ilerledikçe avantaj daha da artıyor. Aynı zamanda binaya karşı artı bir saldırı kazanıyorlar feudal itibariyle. Yani etrafı yıkmaları da çok daha hızlanıyor. Köylüler domuza çok daha hızlı indiriyor ve domuzlardan artı 15 daha fazla et taşıyor tek seferde. Bu da yine çok büyük bir avantaj. Ve son olarak import, importluk çağında artı 10 Contention daha oluyor nüfusunda. Herkesin 200 olurken God 210 olan tek sevi şu an oyundaki. Bir de tabi Georgians'ın farklı bir avantajı var ama o önemli değil. On ee, onun dışında Huskarl zaten bildiğimiz şey en önemli askeri diyebiliriz kale askeri. Pierce Armor çok yüksek. Okçulara karşı çok iyi. Raidler de çok iyi. Elolar nedir? Yasak aslında Capture işte yazılabiliyor elolar. Öyle mi diyorsun? Dur bakalım. Casting tarafında şeyin yanına mı yazacağız isimlerini yoksa elo diye bir bölüm mü var? Ha, seed elo. Okey yazalım. Doğru diyorsun. Orada varmış seed elo kısmı güzel bir saltıktan yorum geldi. Çakal 1572. 1572. Eee Killer da 1421. Arada tam 150 Elo falan var. Aynen şu an şu altlarında yazdı. Evet daha iyi oldu. Teşekkürler. Bunu bu şekilde kullanalım artık. İkisi de şu an TC'lere scout verdi. İkisine de galiba bir tane scout kaldı. Evet kırmızıda bir scout. Mavinin scoutu nerede? Burada o da G'ye gitmeye çalışıyor. 1572 vs 1421. GLX killer alırsa sürpriz olabilir. Çakalın biraz daha net alması bekleniyor ama şurada var ya güzel bir team şey wall yapılırsa iki TC arasında. Got'un late'deki ekosuyla beraber yani ekos dediğim late'deki ile beraber iş değişebilir. Tüton ne oynayacak o önemli. Atlım oynayacak? O da bir infantry siege falan mı gidecek? Neden? Çünkü hemen tütonun avantajlarını şöyle bir sıralayalım. Tütonlar arkadaşlar şimdi bunların e, yani keşişlerin işte me iyileştirme menzili çarpı 2 falan ama bunlar o kadar kritik değil. Tower savaşlarında çok etkili çünkü iki kat daha fazla içine şey alıyor e, insan alıyor diyelim tarlaların ucuz olması en önemli ekonomik avantajı. yüzde %40 tarlalar daha ucuz. Yani sürekli şey gibi tarla açabiliyorsun ki bu Food ekosu o yüzden mükemmel oluyor. Tütonların ki işte bir husarı falan olsa mesela tütonun bir anda çok OP olabilir. O yüzden husar falan ee, husarı geçtim ya. Light bile koymuyorlar Steve. Çünkü Light Kayble spamlesen kesildi çok fena bir şey yakalayabilirsin. Şimdi burada bir Blacksmith Stable geldi. Bu tarafta bir şey yok. Daha barak sinat atılıyor şeyde. Killer'da. Onun dışında bir de işte şey var. Atlıları ve infantry'leri artı bir zırh alıyor. Castle'dan başlayarak. Yani iki tane ekstradan zırhı var. Siege'leri falan kalitekiyle çok iyi olabiliyor. Teutonic Knight'ları gayet aslında güçlü bir şey olsa da genelde oyunlarda çok kullanılmıyor. Çünkü çok yavaş. Okçuya karşı güçsüz. Ama infantry savaşında düşünülebilir. Bu arada çakal bir işçi indirdi. Güzel hareket. Bir eco kill geldi. Ve GLX Çakal'dan arkadaşlar hemen Castle'da geldi. Hiç beklemeden geyiklerden şeylerden aldığı Eko, ile beraber gayet Eko'sunu güzel ayarladı. Hemen üzerine Castle bastı. Muhtemelen t atıp bir yandan boomlayıp bir yandan Double Stable Knight takmaya çalışacak gördüğümüz kadarıyla. Evet God da tam aklımdaki gibi komple acaba kapanıp Eko yapabilir miyim diye düşünüyor. Yaptırırlar mı? Bu kadar büyük haritalarda arkadaşlar Knight'lar bir şekilde girer bence ama bakalım yine de göreceğiz. Buraya da Blacksmith artı market geliyor. Killer'ın şey ya Castle Echo'su gelemeyecek gibi. Şu an şey sıkıntı arkadaşlar. Nerede bir yerde ben geyik gördüm bayağı toplanmamıştı galiba. Yani şu geyikleri mesela çok geç kaldı. O geyikleri mesela şuraya hiç mil atmaya gerek yok erken. İlk önce geyikleri toplamak gerekiyor. Hızlı geldiği için. Şu geyikleri bitirip sonradan full herkes beriye gitse çok daha mantıklı olabilir. Çakal çok üstün 150 elo farkı az değil well played. Evet ama şeyde izlediyseniz eğer Wind Fury ile şeyin maçı vardı. İsmi yanlış söylemiyorsam arada 100 elo varken diğer rakip 2-0 kazandı yani o yüzden çok da belli olmaz. Wind Fury ile Mr. Robot muydu mesela arada 100 elo varken Mr. Robot 2-0 kazandı. O yüzden sürpriz çıkabilir. Ama şu ana kadar Çakal çok net oynuyor onu söyleyelim. Yani castle çok iyi geldi. Büyük ihtimal şimdi birkaç DC atıp Knight spamlemeye başlayacak herhalde. Castle'a geçti. Henüz bir şey basmıyor. Ha, tamam Knight basmaya başladı. Şimdi TC'ler de gelir. Killer'dan da Castle geldi. Bir iki buçuk dakikası var tabi. Farm sayısı fena değil. Şimdi zaten farmları daha da abanacaktır yani. Tüton'la farm o kadar rahat açıldığı için. BTC buraya atıyor. Aynen Mr. Robot vs. Windfree değil mi? Gitti bak koyun öldürdü ya. Bir tane koyun aldı ya. Onda ufak şeyler bunlar çok. Fark edecek konular değil. Vazekli ikinci maçını izliyordum. Geçmişten video orada tam bir şeyin altına gelmiş şey okuyamıyorum ama yarıda nerede bu bulurum? Ya eski kayıtlardan bulursunuz ya da arkadaşlar ben bir iki gün içinde tüm oynanan maçları YouTube'a hepsini koyacağım sırayla. Oradan da izleyebilirsiniz bir yerden sonra. Buraya galiba bu vol gelecek mi? Geldi tamam. Knight'ları henüz içeri almadı. Burada biraz idle'da fazla var. Şu an artık biraz şuralarla ilgileniyor. Ee, şeyin ekosu çok güzel akacak ya. Yani şu an 3 TC bir yandan baskı da yapıyor. O yüzden sürekli rakibi idle verdirecek. Her yere sürekli wall atması gerekecek şimdi. Knight'larla saldırırken. Bir yandan da 3 TC'de ve Tüton'un en güzel şeylerinden biri farm bonusu çok iyi olduğu için food'u çok rahat yetecek yani sürekli işçi basmaya şey yapmaya. Hatta odunu genelde hep şişiyor Tüton dikkat etmezse. Şu an her yerden zorluyor girebilir miyim diye. Burası açıldı açılacak. Açıldı hatta ama ha, tabii girip girmemek arasında kararsız Spear'lar var. Yani bir yandan girilebilir ama bir yandan da gerek var mı? Tabii soruluyor şimdi. Ne kadar de olsalar. E şu ana kadar GLX Çakal gayet net oynuyor. Eko alıyor. Wilborov'un da almış. Her şeyini almış. Çünkü farm çok farmda çok önemli Will Barov. bu oyunlar çok kötüydü ya. Demeyin ya. Kötü değildir. Niye kötü olsun? Erken fark aç açma... ne? Erken farm açmak önerilmez ama Tüton'da ucuz olduğu için neden olmasın? Tüton'da arkadaşlar direkt öneriliyor. Diğer civlerde de horse color aldığınız takdirde yine almanız yani açmanız öneriliyor. Önemli olan horse color almadan açmayacaksın. Bir de haritada hunt varsa gidip farmla uğraşmayacaksın. Önce huntları alacaksın tabii. Şimdi yani Galaxy Killer'da işin counter'ı var ama sürekli bu knight'ları kovalamak zorunda. Ve görüyorsunuz knight'lar kaç açıdan saldırıyor. Buralardan da açacak kapıları bir yerden sonra. Şimdi mesela bak, bütün bu 4 tane pike bir tane knight'ı kovalıyor. Tam mikronun, makronun önemli olduğu noktalar. Çakal burada çok büyük fark yaratacak ya. İşçi sayısı neredeyse 25'lerde hatta 30'a doğru gidiyor. GLX Çakal'dan çok doğru hamleler geldi şu ana kadar. Bence tüm oyun Knight oynamayacaktır. Got bir yerden sonra çünkü Pike ve Halplarla fark yaratacağı için ama erken Castle'da çok güzel iş yapacak yani şu an. işçi düşürmek için, idle verdirmek için. İşçi sayısı gördüğünüz gibi neredeyse 30'a dayandı. Abi Çakal 1750 luk bana niye veriyorsunuz? Şans arkadaşlar. <laughs> Kura da sana çıktı yoksa. 1700'lük adam dedim 1572 ya nereden 1700'lük adam? Valla şu ana kadar çok tertemiz her yerden sürekli işçi alıyor. Bu gidişatı çok iyi değil gibi. İşçi farkı 2'ye falan çıktı. Glex Killer'dan tam şey giriyor ve kale geliyor. Hmm. Kale tabi defans için güzel. Araya atmak doğru mu şu an onu düşünüyorum. Niye derseniz, balistik pan olmadıktan sonra buradan yine Knight'lar kenarlardan rahat geçecek aslında. O yüzden aslında iki tane TC'nin yanına iki tane kale idealde atılması daha iyi olabilir. Eko'yu da koruması için. Şuradaki overchap da çok kötü olmuş ya. Knight'lar oradan da akıyor şimdi. Biz konuştuk 1700 civarında aslında. Vallahi oyundaki istatistiği onu demiyor. Eğer bilerek win rate'ini düşük tutup kendini buralarda sınırladıysa onu bilemem de. Sonuçta win rate'i mesela %70 olan birisi vardı turnuvaya katılamadı. Hani mesela onun da win rate'i %70'lerde olsa o zaman deriz ki bu gerçek Elo'su değil ama %55'lerde falan derhalde win rate'i. Ya o da şu demek oluyor. Demek ki kendine çok şey yapmıyor, kasmıyor normal ranked oyunlarda. Ama daha böyle turnuvaya da sık şey maçlarda kendini daha çok veriyor olabilir. Onu bilemem. Evet arkadaşlar Eko farkı çarpı 3'e doğru çıktı şu an. 37 vs 94. Imp basıldı. Baya net oynuyor ya şu an. GLX Çakal. Wubli oyuncusu abi ondan. Vallahi bilmiyorum. Wubli oyuncusu. Elo 1500 tahminen 1700 hisseden 2500. Yok hisseden 2500 değil bir kere onu söyleyeyim. 1700'ler civarında hissediliyor. ona bir şey diyemem ama 2500 çok daha şey canım. Çok daha fark yaratır. Böyle hiç yani Dark işte o kadar idle tc görmezsin yani. Ama şu an iki tarafı birden iki tane kale de iddialıymış. Vallahi ben kendi adıma tekrardan hatırlatıyorum. Özellikle turnuvada katılan arkadaşlara. Böyle haritalar çıktığında çok da şeye alışık değilseniz mesela 2 TC oynamaya başlangıçta ben mesela bunda direkt resat isterdim. Benim en sevmediğim harita tipi bu. Mega random'da. Ben bunun dışındaki bütün başlangıçları seviyorum. İster no meta olsun ister başka bir şey olsun. Ama 2 TC başlangıçlar beni de mesela çok yoruyor. Eğer rakibinizden de puan olarak daha düşükseniz mesela böyle maçlarda restart istemek bence daha etkili. O yüzden o hakkınızı kullanmayı unutmayın. APM de güzel. APM'i nereden görüyoruz acaba? Ben göremiyorum da şeyden istatistiklerden bakarsak tabi şeyden çıkıyordu sanki. Ay daha işin içine bir de Tutor Knight'lar falan mı girdi? İmp gelince GG verecektir diye düşünüyorum GLX Killer. <laughs> Vermezse iş <laughs> uzar büyük ihtimalle. Knight'ların da öyle bir canı var ki TC falan bunları da çok hızlı indiremiyor yani Pierce Armour'u çok yüksek olmasa da. Bu noktada Monkey olurdu. Yok arkadaşlar bu noktada GG iyi olur. Bu noktada iyi olabilecek hiçbir şey yok çünkü çok ciddi bir fark var yani. Oyunun da şöyle bir garipliği var bunu da anlamıyorum. Şu an bu oyuna bakarsanız mesela GLX Çakal çarpı 3 önde aslında. Ordu olarak da, ek olarak da, zamanlama olarak da. Ama oyundaki puana bakarsanız, aa diyorsun arada çok büyük bir fark yok ya. Ben ipe geçsem sanki bu adamı yakalarım falan diye düşünebilirsiniz. Şu oyundaki puan sistemini daha iyi yapmaları lazım. Onu daha çözemediler. Evet, GLX Çakal arkadaşlar el olarak önde olduğunu gösterdi bir kere. Şu an şeyin bir tık daha şansa ihtiyacı var, onu söyleyebilirim. GLX Killer'ın. Bakalım ikinci maçta farklı bir şey gelir mi? Yoksa 2-0 mı olacak? Ben olsam burada bırakmam ümidim hep var. Yok arkadaşlar orada bırakın. Böyle zamanlarda lütfen bırakın orada. O Nomad başlangıcı geldi. Evet kırmızı oyuncu. GLX killer bu tarafa doğru gidiyor. Mavi oyuncu. Tam karar vermemiş durumda. Birkaç tarafa doğru gidiyor. Aa, arkadaşlar yapmayın. Oyun bir tık GG şu an. <laughs> Hemen buradan tüm arkadaşlara bir disclaimer, bir şey geçmek istiyorum. Nomad başlangıcında TC arkadaşlar odun atılır bir kere. Buna mutlaka dikkat edin. Şimdi şu TC çok sıkıntılı. Çünkü hemen bir tane Lumber Camp atmanız gerekiyor. Ama Lumber Camp yerine gidip mil atsanız ya da deniz varsa işte balık şeyi atsanız çok daha etkili. Bunu bence mümkün mertebe yapmayın bu işi. Baya bir bufolo toplanmış yalnız ha. Her yerde bufololar çekiliyor. Şu an GLX çakal biraz önde başladı artık diyebiliriz. Scouting yaparak anlayacaksın ne kadar gerisesin veya değilsin. Yani evet ama oyun puanı keşke daha net söylese ya. Mesela bir önceki oyunda şunu söylemesi lazımdı. GLX çakal atıyorum 9000 puanda. Diğeri 4000 puanda falan olması lazımdı. Aralarında 1000 puan mı ne fark vardı 1200 mü Yani o kadar az farkta da. Balık var mıydı ki burada yoktu sanırım. Yok balık yok ama yine de odun atmanız lazım arkadaşlar. İlk ki Lumber Camp'e atmak zorunda kalmayın hızlı. Çünkü etrafta Hunt var. Belki dediğim gibi balık var. Şu an daha bilmiyorsunuz. Harita yeni başladı. Ufacık bir araştırdınız atıyorum. Belki kenarlar full büyük deniz vesaire. Özellikle Nomad başlangıcında odunda olmanız şart. Odunda olmazsanız Orası ufaktan sıkıntı. Burada bir tane odun var. <laughs> Bu da tam Lumber Camp'e yeter bir tane. Şimdi Nomad'in bu kısmını biraz hızlandırabiliriz. Çünkü çok uzun süre Nomad'de hiçbir şey olmayacak. Tam şurayı izleyerek şöyle çok az çarpı 2 mi? Çarpı 2 diye alalım. Çünkü şimdi burada uzun süre Buffalo'ya inecek ve <laughs> minik minik ekolar yapılacak. Zamanlama olarak şey iniyor önde. Yani Çin olduğu için önde. Oo, bir de şimdi GLX killer Çin gelmiş. Bu güzel. GLX Çakala'da Burmese gelmiş. Burmese'in güzel tarafı da relikleri gösteriyor ve haritada bayağı relik var. Bu güzel bir avantaj. Oyun puanı olmamalı oğlum. Başını oku. Nasıl ya? Oyun puanı olmamalı ne demek? Ha o puanı hiç görmemek mi lazım diyorsun? Hmm. Şimdi bak o da bir bakış açısı. Bence de doğru olduğu yönler var. Katılıyorum. Şeyi görüyor musunuz yalnız? GDX Çakal'ın uzaktan şey çekmesini. Quick Wall'larla güzel çekti. Tebrik Hiç puan görmemek. Ya bir yandan evet de bir yandan da işi şeyi bırakmıyor musunuz? Yani scouting yapmayan bir oyuncu sonsuza kadar belki şey düşünebilir. Ya karşıdaki rakip tek TC'dir ben oyunda kalayım diye düşünebilir. Bence oyun puanı şey vermesi güzel ya bir fikir vermesi. Çünkü o zaman en azından şeyi anlayabiliyorsun arkadaş. Çok gerideyim. GG vereyim. Ya yani ben öyle düşünüyorum ama bilmiyorum. Olmaması da bir seçenek tabii ki. Niye sürekli Burmese geliyor? Birmanlar turnuvası sponsor mu oldu? Bilmiyorum. Bir GOT bir de Burmese. Bu ikisi sanki sponsor olmuş gibi. 3 tane GOT izledik. Bu da ikinci ya da üçüncü, üçüncü Burmese değil mi? Burmese hakkında modun upload ücretsiz de aynen arkadaşlar. Ücretsiz ve instant. Instant olması bu arada ücretsiz olması kadar önemli. Çünkü o arada zaman da kazanıyorsunuz ve otomatik geliyor. Aynı Türklerin chemistry'si gibi. Diğer başkası işte şeylerin Frank'in farmları gibi. Abimkini de izlemedin abi püh. Ne o ya? Ha şey. İkinci maçın ortasında toplantıya girmek zorunda kaldım. Nasıl bitti senin maç Züv? Güzel bitti abi Züv açısından eğer. Sen onu desteklemiştin diye hatırlıyorum. O yüzden onun açısından güzel gitti. Round 16 turuna çıktı şu an. Oradaki rakibini bekleyecek artık haftaya. Her pazartesi günü arkadaşlar bir sonraki turun çekilişini yapacağız. O yüzden pazartesi ben yayında aslında size her hafta şeyi söyleyeceğim. Herkesin yeni rakiplerini. Yine Discord'dan açıklayacağım duyuru kısmından. Herkes etiketlemeye çalışacağım ki kimse gözden kaçırmasın. Her hafta bir tane maçınız var son haftaya kadar. Son son 4'e kalanlar sadece, son 8'e kalanlar. Son hafta sadece çeyrek final ve sonraki yarı final ve finali tek haftada oynayacaklar. Zaten yarı final ve finali tek günde canlı yapmaya çalışacağız. Oo, buradaki işçi çok iyi indirdi. Şimdi GLX killer'ın aslında durumu kötü değil. Ne kadar oduna direkt atmasa da TC'yi. Şu an hala bir işçi önde hatta iki işçi önde gibi. Okçu açılışı da bence gayet güzel. Şeye gerek var mı demin değilim ya menetarms basmasına. Rakip yine Fast Castle'a doğru gidiyor değil mi? Şimdi GLX çakal eğer hasar almazsa burada bir Fast Castle gelip devamını tutar gibi sanki. Artık normalize alalım bunu. Ee, şurayı kapatamıyor olması lazım ya şeyin. Burayı kapatılıyor mu acaba? Sanki şuraya bina yapılamıyormuş havası var ama öyleyse bu duvar çünkü biraz yetersiz kalacak. Hmm. Şimdi diğer bir konu arkadaşlar ya zamanlamalarda rakipten iyi olduğunuz takdirde bunu hemen kullanmaya çalışın. Mesela şimdi işte 5-6 okçu olsun fletching alayım diye beklediğiniz takdirde genelde şeyi kaybediyorsunuz. Mesela rakip şu an rakip kesle bastı. O okçular çoktan şurada olsa belki tower da attırmayacaksın adama. Taşla toplatmayacaksın. Şimdi mesela adam bunu gördüğü anda büyük ihtimalle buraya bir tower atacak. Sonra bütün bu şeyi rahatla toplayıp kesin attıktan sonra oyun zaten bitebilir orada. Burada bir işçi daha gitti. Mesela şu an eko olarak aslında şey kötü durumda gibi. Gerek çakal ama ben şuraya bir tower atacağını falan düşünüyorum. ya da hiç tavır atmayıp zaten rakip gelene kadar ben yeterince taş toplarım deyip direkt kalem atmayı düşünecek. Mesela şu okçuların çoktan buraya gelmiş olması lazım ama herhalde rakibi bilmiyorsun nerede olduğunu diye düşünüyorum şu anlık. Ha yo biliyoruz her şeyi. Şimdi bu durumda arkadaşlar şurayı GLX killer'ın sürekli darlaması lazımdı. Şu ana kadarki tek büyük hatası o diyebilirim. Çünkü Shane Castle'ı geldi gördüğünüz gibi. Evet. GLX Çakal Castle'a geçti. Altını yetmese de e, satıp şey taşı yetmese taş alacak mı yoksa yoksa hiç atıp acele etmeyecek yani. Taş toplamaya devam edecek sanki. Bir tane herhalde Scorpion basacak diye tahmin ediyorum. Bir Scorpion basıp burayı defanslayabilir muhtemelen. Şuraya niye bir tavır atmanı çözemedim mesela. Okçuları görmüşken Galex Chuck'ın şuraya bir tavır atıp çok huzurlu bir şekilde devam edebilirdi şey toplamaya. Güzel zaman kazanıyor şu ana kadar. Artık kare taşı geldi mi ya? Yo hala gelmedi. Bir şey diyeceğim. Siege atlama bir şey de basmadı. Ben bu kısmı anlamadım. Şu an Mongoler bas bir tane. Bir tane Scorpion bassa yeterdi aslında. Niye bu kadar beklediğini çözemedim. Altını vardı çünkü. Şimdi Galaxy'ların kesili Castle'ı geliyor aslında. Kaleye attırmasa iş değişir. Aa havuzlandı mı? Mongoler çıkamıyor. Hmm. Hadi bakalım. Evet net bir 2 0 gelir mi? Yoksa buradan bir comeback gelecek mi? Kale taşı şu an artık tam geldi. O kale atılırsa o kale nereye atılacak? Soru bu. Rakibin tam yerini biliyor mu? Biliyor. Şuraya falan atarsa kaleye çok öldürücü olur. Öyle bir şeyin derdinde mi? Yoksa daha defansif mi atacak? Yok arkadaşlar defans mefans yok. <laughs> Şuraya falan atacak harbiden kaleyi herhalde. Vay güzel birkaç tane quick wall geldi. Ama tabi komple tutmaya yetmez. Gerçi bu tower şeyi de şu an sadece burada olduğunu kesiyor aslında. Mükemmel de bir yere gelmedi ama yine de iyi tabi. Ofansif olması açısından çok rakibi zorlayacak. Şimdi Galax Killer'ın Castle'ı geldi ama bu noktadan sonra Food ekosu şu son Buffalo olarak kaldı. Oduna uzağa gidiyor. Evet bu Mongana gidecek. İşler bunu indirecek. Aa önünü tıkasaydı var ya bunu işler çok rahat indiriyordu. Okçuluğu önünü tıkamadı. Bunu tamir etmeyi başaramaz değil mi ya? Başaramaz herhalde. Tamir edecek mi? Yok edemedi. Mavi t falan mı attı? t yeri garip yok. Kimse t atmadı. X de başlangıçta buraları seçti. Farklı uzaklıklar çıksa da. Şimdi crossbow sayısı bence gayet iyi. 12 crossbow aran baya erken de çok rahat üstünlük sağlar ama gidip hasar vermesi lazım. Yani şuraları darlaması, buraları darlaması lazım sürekli. O bunlarla ama defans modunu seçecek sanki. Şimdi güzel bir TC. GLX Killer'dan. Yalnız bu TC atarken bokçular görmeyip. Ha, neyse okçulara doğru gitti. Yoksa var ya o TC yakalasıydı bokçuları görmeden. Şimdi erken de arkadaşlar dediğim gibi aran sayısı azken çok bir olayı yok. Ama sayısı arttıkça gitgide bir snowball'layan bir şey. Aa... Şimdi buradan mesela bu okçuların hepsinin atakta olması lazım şu anki sıkıntı o. o okçular buralarda olsa şuralarda olsa Sürekli çok güzel darlayabilir Bir iki tane aramba için bütün okçular geride geziyor Bu işçi gidici gibi Bu işçi arada gidiyor çünkü burada şu an savaş var. Şimdi tehlikeli. 5 aran bayartı Mongol biraz daha fazla iş yapar standarttan. Buradaki mikrolar önemli olacak. İşler niye bu tarafa gidiyor? Burada bir şey karıştı. Bunları TC'ye götürmek isterdi herhalde ama e mi bastı. Ha. Bunlarla aslında bu crossbow'ları alabilir gibi de geliyor bana ama hiçbir atak şey yok herhalde. Defans up'ları da yok. Ee, sanki bloodlines da yok. O yüzden evet bloodlines da yok. Hiçbir şey yok. O yüzden henüz dive etmedi. Bir de zaten arkadan mongener geliyor. Hmm. Evet full tekosu. iki takım, iki tarafta da full tekosu yok zaten ama of, Burada Aran artık fark yaratmaya başlayacak şimdi. Sanırım GG moment'e yaklaşıyoruz çünkü Killer'ın artık ordusu kalmadı. Aranbaylar hala sağda, Bu saatten sonra Aranbaylar rahat bırakmayacak artık ortalığı. Killer'da Botkin yok. Ha, tabii Botkin olmaması da okçuyu. Okçuyu evet kötü etkiler. Bir bakalım oyuncular neler görüyor bir yandan merak ediyorum. Burada şu an şeyleri görüyor. Buraya gelen arambayı görüyor. Bunu TC indirecek herhalde. Şu TC'lerin yakıdakileri harbiden daha hesaplı vurması güzel olacak ya. Yeni patch de geliyor herhalde. Merak ediyorum o ne kadar etkileyecek gerçekten. Hmm, buraya bir kale daha geliyor. Kaleyi görecek galiba şey. Önemli olan durdurabilir mi kaleyi? Sanırım durduracak ya. Bu kale... Yo durduramayacak ama şu yoldaki işçileri çok kötü aldı. İşçi sayısı çok azaldı ya. Yoksa şu kale hamlesi güzel bence ama bu kadar işçi gitmişken artık işin geleceği var mı? 37 işçi 20 işçi. Aranbayların da o kadar hiçbir upgrade yok ki yani <laughs> biraz daha sayısı olsa yani bunları çok kağıt gibi indirecek ama şey kötü oldu bir de production çok burada kaldı kırmızının şu an buradan production birleşemiyor yeni çıkan şey eskilerle. Ve arkadaşlar bu artık çok net GG'dir çünkü food 0 işçi yarı yarıya Kong ve ya karşı balistik ilk gereken şey ki Killer'da Botkin'de yoktu. E, evet doğru ama balistik de çok pahalı bir şey. Bence ilk aşamada sayı olup biraz mikrolamak da iş yapar. Tabi Botkin şart yani ilk bence Botkin zaten. Sonra bir daha balistik falan önemli. Monk da çok hızlı iş yapıyor. İki sene de yani sayıları azken ben ilk mesela Manastır atarım. Karşı tarafta Konk ya da Arambay görüyorsam ki Arambay için daha da kritik bence. Konklar yine öldürebiliyor Monklar hızlı da. Buraya bir TC daha geldi. Arkadaşlar GG gelmiyorsa oyunu hızlandıracağım. Çünkü bu oyun GG'dir artık. Ben buradan bir comeback olma ihtimali hiçbir şekilde görmüyorum. İşçi sayısı çünkü. Çarpı 2.5. Ve ordu da yok rakipte. GLX çakal tekrardan full falan da oturttu çünkü. Artık şey yapmaz yani. İmpekosunu da getirir yavaş yavaş. Çukunu artı crossbowlar. Bu arada burada güzel killer aldı. İşçi sayısı ama hala çarpı 2. İşçi sayısı hala çarpı 2 ve bir kale daha geliyor. Yalnız Kong Arambay'a karşı çok daha iyi. Yani Arambay'a göre çok daha iyi bence. Arambayın tutarsızlığı çok kötü ya. Düşük sayıdayken hiç verim alamıyorsun. Kong'la yine her seferinde 16'ını vurduğu için taş gibi valla. Vurunca vuruyor en azından. Çakal arambaylarını mı sildi? Sanmıyorum ya. Niye öyle bir şey yapsın ki? Herhalde okçularla fan savaşları aradı diye tahmin ediyorum. Oo burada yine güzel yakaladı. Ha, balistik falan olmadığı için tabi. Bir 2-3 tane alıp sonra bu iş bitecek. Hala işçi sayısı farkı çarpı 2. Ve 3 TC'm yok 2 TC versus tek TC şu an. Bakalım altı Arambay, 4 Crossbow artı 3, 3 Çukudu artı 1 Boğa'yı. Yok Boğa'yı tutmuyoruz. Okçular kazanır mı? Arambay kazanır ya. Herhalde şey aldım Bloodlines falan. Bloodlines hala almamış. Defans almış bir tane. Ee, GG'dir bu oyun arkadaşlar. Hızlandırıyorum. Büyük ihtimalle şey impe geçecek. Herhalde oyun o zaman bitecek diye düşünüyorum. Bir kale daha geliyor. Üf. Bu kale çıkmaz yalnız ha. <laughs> Şeyde de fletching falan yok. Kaleler o kadar küçük yeri vuruyor ki. Ya yani taşı satıp herhalde impe mi basacak diye düşünüyorum hala. Sanki yapmayacak o işi. O bu işleri burada mı kalacaklar? Bu çukunular burada düşecek mi? Yo, buradakileri alacak herhalde. Yani oyun GG her türlü ama ha impe de vaslı şey tam çakal. Impe geçtiğinde büyük ihtimalle GG olunacak. Ve GG geldi. GLX çakal. 2-0 GLX Killer'ı aldı. İki oyuncuyu da tebrik ediyoruz. Hemen bir chartımıza dönelim.